Herkese selamlar. Gelecek Aşkı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda sizlere nasıl borsa hesabı açılır, nasıl borsa üzerine para gönderilir ve o para ile nasıl kripto para alımı satımı gerçekleştirilir ve diğer platformlara aktarılabilir, nasıl satım işlemleri gerçekleştirilir, bankaya geri çekilir, kısaca kripto para alım satım işlemleri için borsaya bir giriş yapacağız bu videomuzda. Umarım beğenirsiniz. Söyleyeceklerime geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bakın bomba gibi videolar gelecek. Daha şu an çok 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 daha yolun başındayız. Tokenizasyon eğitimi verdim ve RWA sepeti oluşturduk. Kripto para eğitim serimiz bomba gibi devam edecek. Bugün borsa hesabı oluşturup kripto para alım satımını sizlere öğreteceğim. Bir sonraki aşamalarda artık yavaş yavaş uygulama geliştirmek, merkeziyetsiz cüzdanlar nasıl kurulur, airdroplar nasıl, kaldıraçlı işlemler nasıl olur, nasıl açılır, hangi platformlar daha az komisyon öder gerekir gibi gibi bu başlıklara sizleri ulaştıracağım. Fakat onun için de bildirim zilinden tümünü basmayı unutmayın, anlık haberdar olmak için. Şimdi öncelikli olarak başlayacağımız borsa Binance TR'dır. Çünkü neden? Dünyadaki en güvenilir borsa olan, en yüksek hacim dönen borsa olan Binance'in altyapısından Türkiye uzantısıdır. Ve Binance TR biliyorsunuz ki kripto para yasası oldu. Meclisten geçti, onaylandı. Ve meclise ilk dosyayı sunan ilk bizim ofisimiz var. Burada kripto para yasasına ilişkin olumlu pozitif tam uyum amaçladıklarını belirten Binance TR üst yöneticisi yani CEO'su Mücahit Dönmez zaten bunu belirtmiş. Binance TR Türkiye'de kripto paraya giriş yapmak için bulunabilecek en güvenli platformdur ki dünyada zaten ilk 14'te. Bana sorarsanız ilk 10'a girer. Ve önünde çok sert, güçlü, merkeziyetsiz borsalar var. Onu da hafife almayın. OKX gibi, Bybit gibi, Coinbase gibi Amerikan menşeli güvenli borsalar var. Evet, bu videomuzda sizleri gelin hep birlikte şöyle yeni bir sayfa açalım, yeni bir borsa hesabı açalım. Bu hesaba parayı bankamızdan atalım ve o parayla nasıl kripto para alınır, mantığı nedir? Hepsini size bir bir anlatacağım. Buraya e-postamızı yazıyoruz. Telefon numarasını buraya yazıyoruz. Şifre yazdıktan sonra ad, soyad, doğum tarihi, vatandaşlık, Türkiye vatandaşlığı. Yabancıysanız yabancı da yazabilirsiniz. Kıbrıs veyahut Azerbaycan gibi. TC kimlik numaranızı yazdıktan sonra onaylıyoruz. Ondan sonra da kayıt oluyoruz. Ben hemen bu işlemleri doldurayım ve sıradaki aşamaya geçelim. Devam ettiğimiz zaman ise e-posta girmiş olduğunuz e-postanın doğrulama kodu ve telefondan size gönderecek olan SMS'ten kodu giriyorsunuz ve hesabı oluşturuyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi TR'ye yani Türk lirası bakiyenizi attırın. Yani banka hesabınızdan buraya Türk lirası atmanız gerekiyor. Çünkü işlemlere yapacağınız para birimi Türk lirası olacak. Binance TR üzerinde. Veya kripto yatırabilirsiniz. Başka platformlar üzerinden on-chain teknolojisini kullanarak. Veya Binance.com'dan fon transferi. Yani Binance Global'i kullandığınız zaman direkt buraya fon şeyi yapabilirsiniz. Buraya şöyle bakmış olduğumuz zaman Ziraat Bankası, Türk İş Bankası, Türkiye İş Bankası, Akbank, FİBA Banka gibi tüm Türkiye bankaları geçerlidir. Hani bana sormayın şu banka olur mu, şu olur mu? Diyelim ki Türkiye İş Bankası kullanıyorsunuz. Özellikle mobil bankacılık üzerinde ve yatırım çekme işlemlerinden komisyon almıyorlar. Burada bu tabii benimkisi değil. Size özel de IBAN olabilir, ayrı bir IBAN da olabilir. Burada sizin kimliğinizle bakın buradaki girmiş olduğunuz kimliğinizle banka hesabınızdaki kimlik aynı olmak zorunda. Orada işte Binance TR anonim şirketi diye hesap adı yazacaksınız. IBAN kısmına da bunu yani burada görmüş olduğunuz değil. Alt kısmına IBAN yazacak. Oradaki kendi bankanızın şey IBAN'ından yazacaksınız. Mesela benimki bu IBAN yazılı. Ben bu IBAN adresine sallıyorum 1000 lira gönderdim. 1000 TL kendi hesap ID'mi de yazabilirim. Burada isminizi, soy isminizi yazıp şu hesabıma 1000 TL gönderdim diye açıklama kısmına yazabilirsiniz. Böylelikle basit bir şekilde olacaktır. Gelelim kripto para
yatırımına veya çekimine. Burada Bitcoin ağını tercih edebilirsiniz. Ethereum ağını tercih edebilirsiniz ki Ether ağı resmidir. Daha on-chain üzerine güzel. Fakat şöyle bir kural var. İlk 48 saat içinde siz kripto varlık çekemezsiniz ve gönderemezsiniz. Çünkü sebebi hesap yeni oluşturulduğu içindir. Hesap 48 saatten sonra çekim veya gönderim işlemleri açılacaktır, aktifleşecektir. Şimdi bir cüzdan kısmına geldiğimiz zaman burada bakiyeler kısmı olacak. Ben buraya işte ufak tefek paralarımı, öğrencilik işte burslarımdan kalan, arta kalan ufak tefek paralarla sepetler yapacağım ve sizlere bunun hedeflerinden bahsedeceğim. Çok yakın zamanda güzel bir sepet yapacağız. Bu sepetten ise haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim butonu tümü yapmayı unutmuyorsunuz. Yatırma kısmını söylemiştik fakat diyelim ki bir paraya ihtiyacınız oldu ve gerçekten buradan paranızı çekmeniz gerekiyor. Hani yok benim paramı geri verir mi bilmem ne korkusu olan arkadaşlar için de söyleyeyim. Buraya banka hesabınızı, IBAN'ını yazacaksınız. Sallıyorum burada 100 bin liranız varsa veya 5 bin, 2 bin liranız varsa ne kadar hesabınızda Türk lirası varsa onu sıfır. Bakın komisyon sıfır, işlem ücreti sıfır. Aynı karşılığını çekebileceksiniz. Günlük limiti 10 milyon lira gözüküyor. Ve hesabınızın güvenliği ise çok önemli bir miktarda. Bakın alım satım işlemlerini size öğretmeden önce size hesabın güvenliğini ve hesabınıza nasıl para yatırılır, hesabınızdan para nasıl çekilir bunu sizlere öğrettim. İşlem geçmişinizi buradan takip edebilirsiniz. Buradan nerelere para gönderildiğini ve bakın en önemli şeyi söylüyorum. Hesap güvenliği. Ayarlar kısmına geliyoruz. Hesap güvenliği kısmına geliyoruz. Burada iki doğrulamalı güvenlik şeyi var. SMS doğrulaması kesinlikle zaten bunu yapmak zorundasınız. Ve ayrıca e-posta doğrulaması yapın. Bir de en önemli şey bakın. SIM ikizleme olayından dolayı hesabınız çalınabilir. Veya e-postanızı şans eseri bir tane arkadaş bulabilir e-postanızı. Tıpkı Ruhi Çenet'in YouTube kanalının çalınması gibi Gmail'inizi çalabilirler çok kolay bir şekilde. İşte bunun gibi vakaları yaşamamak için ise Google Outfy kullanmamız gerekiyor. Bunu Google Play veya App Store'dan indirebilirsiniz. İndirdikten sonra Google Outfy'ı buradan tabii ben burayı size göstermeyeceğim. QR kodunu tarıyorsunuz. Taradıktan sonra ise burada manuel olarak 10 saniyede bir değişen kodlar alacaksınız. O kodları aldıktan sonra da burada Google doğrulamayı aktif hale getireceğiz. Bakiyeler kısmından varlıklarınızı takip edebilirsiniz. Diyelim ki alım satım işlemlerine geçmek istiyorsunuz. Artık buraya TL kısmını yatırdık. Evet. Hayırlı olsun. Paranızı kripto paraya sektörüne giriş yaptınız. Bu parayı ise nasıl altcoin, Bitcoin nasıl alınır? Bunları sizlere öğreteceğim. Burada piyasalar kısmına geliyoruz. Piyasalar kısmından bakın en çok kazananlar var. Dikkatinizi çekecektir. Aa, en çok kazandırmış. Acaba alsam girsem mi? Sakın. Öyle uçup giden şeylere heyecana kapılabilirsiniz. Fakat bu piyasa heyecana gelecek bir piyasa değil. Öncelikli olarak bir sakin olmanız ve biraz piyasayı incelemeniz gerekiyor. Yeni listelenenler olabilir. Farklı farklı borsalardan yeni projeler gelmiş olabilir. Onları da inceleyebilirsiniz. Genel olarak baktığınız zaman burada Binance TR borsasındaki kripto paraları görüyorsunuz. Öncelikli olarak kripto para alım satımı nasıl yapılır? Şimdi onları size söyleyeceğim. Şimdi ilk alım satım yapacağımız fiyat para birimi Ethereum. Ethereum nasıl alınır satılır? Şimdi Türk lirası yatırmıştık. Aynı şekilde Türk lirasıyla ticaretimize devam edebiliriz. Burada alım satım paneline geldik. Burada emir terminal kısımları var. Burada emir defteri var. Ve burada hemen o ana sayfaya gelmeden diğer kripto paralara hemen geçebildiğiniz bir kapsül var. Burada ise genel olarak bir grafiğimiz var Türk lirası bazında. Hani bana soran arkadaşlar oluyor. Ya hocam Türk lirası Ethereum'u mesela Türk lirası almakla dolar ile almak arasında bir fark var mı? Yok. Yok. Hiçbir fark yok. Sadece senin almış olduğun Ethereum
Mesela dolar şu anda 34 lira 25 kuruş. Yarın 40 lira olduğu zaman mesela Ethereum 10 bin dolar hedefim var. 10 bin dolar olduğu zaman senin elinde 400 bin liran olacak. Hani hesap bu. Yani dolar karşılığı neyse çarpılacaktır. Bu tamamıyla fark etmiyor. Bakın tamamıyla fark etmiyor. Ayrıca sizlere de dediğim gibi buranın kripto para yasasından geçtiği için mecliste son derece güvenli bir borsadır. Türkiye'de kullanılabilecek en güvenilir, globale uzanım yapılabilecek en güvenilir borsa burasıdır. Ve kripto paraya yeni başlayan arkadaşlara şiddetle tavsiyem ise Binance TR borsasıdır. Burada diyelim ki elimizde 1250 TL var, Türk lirası. 1250 Türk lirası karşılığı 0,0150 Ethereum. Ethereum'umuzu alıyoruz. Aldıktan sonra ise hesabımıza aktarılıyor. Fakat burada önce şu olay var. Limit emir var, piyasa emir var. Piyasa emri şudur. Anlık olarak fiyat ne kadar varsa şuradaki emir defterinden şu an 84.373 Türk lirası olarak gözüküyor bir Ethereum. Fakat ben bir Ethereum'u burada limit kısmından 83.370 yerine 84.300 lira yaptığım zaman bu market maker emri oluyor. Yani siz emir defterini burada emir defterini işleminiz başlatılıyor ve fiyat oraya geldiğinde otomatikman sizin hesabınıza Ethereum coin'i gidiyor. Fakat ya ben bunu bekleyemem. Hemen almak istiyorum. Hani yatırdığım kadar 1250 hemen yatırıp hemen almak istiyorum diyorsanız da anlık olarak piyasadan yani taker diyor. Alıcı yani taker. İşte size direkt en yüksek olabilecek mesela 84.373 ise 84.400 biraz ufak bir komisyon ödüyorsunuz. O komisyon karşılığında hesabınıza direkt o coin'i alabiliyorsunuz. Bakın basitçe ne söylüyorum. En baştan hızlı bir şekilde basitçe ne anlatacağım. Ne yapıyoruz? Cüzdan bakiyeler. Ne yaptık? Banka hesabımızdan, kendi banka hesabımızdan, kendi kimliğimizle oluşturduğumuz Binance TR hesabımıza yatırım işlemi gerçekleştiriyoruz. TL yatırım. Orada hangi bankayı kullanıyorsak o IBAN numarasına para yatırıp gerekli açıklamaları yapıyoruz ve buraya Türk liranız geliyor. Kullanabileceksiniz. Direkt buraya gelen Türk liralarınızı herhangi bir coin'i almakta kullanabileceksiniz. Biz ne yapmıştık? Ethereum alımı satımını örneği vermiştik mesela. Rastgele bu herhangi bir coin'i aynı şekilde alabilirsiniz. Alım satım deyip elinizdeki Türk lirasıyla direkt alabilirsiniz. Veya bunu dolara da çevirebilirsiniz. Dolarla da alım yapabilirsiniz. Bunun hiçbir farkı yok. Anlık olarak bakın 84.336 84.380 olmuş. Ha. 84.350 olsun. Buraya işte 1500 liralık bir emir koyalım. İşte bu 0.0177 Ethereum hesabımıza tanımlanacak. 84.350 olduğunda market maker. Market taker ise direkt en yüksek fiyattan, en yüksek piyasadaki fiyatı veren kişinin fiyatından alıyorsunuz. O da komisyonlu oluyor. Komisyonlu oluyor. O da yaklaşık olarak çok ufak bir etki ise %4, %1 kadar bir komisyon oluyor. 1250 yazıyorsunuz. Direkt buradaki gördüğünüz fiyat karşılığından Ethereum alıyorsunuz. İşlem bu kadar basit. Bu videoluk borsa kullanımını sizlere anlattım. Diğer videolarda blockchain kullanımını sizlere anlatacağım. Diğer global borsalara paranız nasıl gönderilir? Soğuk cüzdan mantığı nedir? Diğer soğuk cüzdanlara para nasıl gönderilir? Veya işte merkeziyetsiz borsalar. İşte dediğim gibi birçok dala ayrılan bu teknolojiyi sizlere hepsini bir anlatacağım. Şimdilik bu videomuz bu kadardı. Bu videomuz bu kadardı. Serinin diğer bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.